Fokus'la devam ediyoruz bu kez. Piyasalarda kritik bir gün dedik. Global piyasalarda ABD'den istihdam verilerini karşılayacağız. İçeride ise seans kapanışı sonrasında özellikle Fitch'ten not değerlendirmesi gelebilir. Bugün Borsa İstanbul'da hareketli bir günü de yaşıyoruz. Özellikle yatay bir performansla başlamıştı. Ardından kayba doğru döndürmüştü yönünü. Şimdi bu kez baktığımız noktada ise özellikle yine yatay bir performans. Bankalar tarafında ise alıcılı bir seyre geçmiş gibi görünüyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 0.15'lik bir geri çekilmeli yatay bir negatif bir performans dikkat çekmeye devam ederken 9.922 puandan ise işlemden geçtiğini söyleyebiliriz. Dolar TL tarafında 0.22'lik yön yukarı 34.02 seviyesinden fiyatlanıyor. Euro TL tarafında 37.85-66 seviyesi, Euro Dolar paritesi tarafında ise 1.11 seviyesini takip ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de diğer tarafa bakalım. Hemen emtia tarafına da bakalım. Tarım dışı istihdam verisini takip ediyoruz demiştik. Tarım dışı istihdam verisi öncesinde özellikle ise senetleri tarafında daha negatif bir fiyatlama öne çıkarken emtia tarafında ise bugün sınırlı bir artışın tarım dışında sınırlı bir artışın da olabileceğine yönelik beklentiler var. Altına yansıması yatay bir performansla oldu. 2518 dolar seviyesinden işlemden geçiyor. Gram altın tarafında 2753 lira seviyesi takip edilirken gümüş spot tarafta ise 0.11'lik yön yukarı 28.85 seviyesi ise dikkat çekmeye devam ediyor. Brent petrol ve ABD tipi ham petrolde ise OPEC artının planlanan üretim artışını 2 ay ertelemesine rağmen zayıf talep ve arz bolluğuna ilişkin endişelerle birlikte neredeyse bir yılın en büyük haftalık kapanışına kaybına işaret edecekti ki bugün bir toparlama çabası içerisinde 73 dolar seviyesinde Brent petrol fiyatlanırken 69 dolar seviyesinde ise ABD tipi ham petrolün fiyatlandığını takip ediyoruz. Tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. İçeriden beklentiyi alalım bu kez. Önemli bir gün demiştik ki finansal piyasaların kapanmasının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmesini yayımlayabilir. Bunun yanı sıra ABD endekslerine yönelik de global pay piyasalarını etkileyecek olan istihdam verisi demiştik. İki önemli gelişmeyi yakından takip ediyoruz ve hemen Albatros yatırıma gidiyoruz. Yusuf Kılınç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, iyi seanslar diliyorum. Evet, bugünden ne bekliyoruz? Merhabalar sevgili Pelin. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Eylül ayında yoğun bir veri takvimiyle karşı karşıyayız. Öncelikle ay başında yılın en düşük seviyesine gerileyen enflasyon verisiyle aya merhaba dedik. Ve bu düşük enflasyon verisinde para politikasının sıkılaşması aynı zamanda da önceki yılın yüksek baz etkisinin neden olduğunu gördük. Devamında açıklanan PMI verileri ve kapasite kullanım oranları gibi öncü verileri, bazı veriler aldık. Bu verilerde hala sektörel anlamda birçok sektörde zayıflığın devam ettiği, eşiğin altında performansın devam ettiğini gördük. Ve bu sonuçla temel anlamda şirketlerin Borsa İstanbul adına zayıf seyrin de 3. çeyrek sonuçlarında artık netleştiğini söyleyebiliriz. 3. çeyrek sonuçlarında zayıf geleceğini söylememiz mümkün. Daha sonrasında dün OVP ile alakalı bir sunum gerçekleştirildi. Sayın Bakan aslında önceki OVP toplantısında, metninde bahsedilen yönden bir değişiklik, yani farklı bir mesaj vermedi. Sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar devam edeceği ve bu konuda atılan adımlardan bahsetti. Çok farklı bir şey duymadık ama Borsa İstanbul tarafını etkileyebilecek veya Borsa İstanbul'la alakalı hangi başlıklar vardı dersek benim en çok dikkatimi bir önceki dönemde bu dün açıklanan paketi işaret ederek borsada vergi konusu gündeme alınacak, ileriki dönemde değerlendirilecek denmişti. Ancak bunun yine bu toplantıda da bu sunumda da pas geçildiğini gördük. Tüm finansal enstrümanlarda vergilendirme uygulanırken borsa tarafında pas geçildiğinin vurgusunu yaparak bunu söyledi. Ama ek bir açıklama yapmadı.
Genel anlamda durumlar bu şekilde devam ediyor. Zayıf seyir devam ediyor. Hala yurt dışındaki negatif gelişmelere korelasyon sağlarken iyileşmelere pek tepki veremiyoruz. Teknik anlamda bakacak olursak da her zaman tekrar ettiğimiz gibi 10 bin, 10 bin 200 seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece ne yazık ki yani yeni zirvelerin veya bir iyileşme halinin beklenmesi güç diyebilirim. Bizim bu hafta aktaracaklarımız bu kadar. Çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Valuat Rus Yatırım Ailesi'ne ve sana da güzel bir seans günü diliyoruz. Evet, önemli bir konu işleyeceğiz Fokus'ta. Çünkü özellikle ihracat tarafını, ihracatçı tarafını tartışırken bir diğer tarafta tahsili geçmiş yurt dışı alacakları konusunda nasıl bir yol izlenebilir? Konu uzmanıyla değerlendireceğiz ki en ihtiyaç duyduğumuz dönemlerden bir tanesi diyelim ve Ayşe Burcu Arslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hanım. Hoş bulduk efendim. Şimdi yani ihracat tarafını zaten biz epey bir tartışıyoruz makro ekonomik çerçeve içerisinde. İhracatçının şu anda sıkıntılı bir süreçten geçerken bir de global piyasalardaki bir durgunluk hikayesi, üzerine bir de yurt dışı alacakları da eklenince bu süreç iyice bir çıkmaza giriyor. Dolayısıyla alacaklarını tahsil edemeyen firmalar için öncelikle süreç nasıl işliyor, nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? Sizden hakikaten konunun uzmanısınız bu anlamda. Dolayısıyla bu süreci bir başlangıcını, şöyle bir süreç nasıl ilerliyor? Bunu konuşalım isterim. Firmalar genellikle vadesi geçmiş alacakları olduğu zaman kendi takip etmeyi tercih ediyor. Kendi bünyelerindeki dış ticaret departmanı, finans departmanı aslında işi tamamen alacak takibi olmayan ama pek çok görev tanımı arasında alacak yönetiminin de olduğu kişilerce bu vadesi geçmiş alacakları takip ediyor. Çok az şirkette bir collection departmanı, bir tahsilat departmanı görüyoruz. Tabii haliyle diğer görevler arasında yeterince odaklanılmadığında işte haftada bir aramalar, işte yapılan nadir e-mail hatırlatmalarıyla geciktikçe tahsil kabiliyetinin düştüğü bir senaryo görüyoruz. Firmalar ne yapabiliyor? İşte alacak doğmadan önce alacak sigortası yapabiliyor. Eğer sigorta yaptıramadıysa akreditifli çalışabiliyor. Bu gibi tahsilat riski görece daha az, hatta belki neredeyse hiç yok ama daha az diyelim temkinli konuşmak adına. Bu tür alternatiflerin yapılamadığı durumlarda güvene dayalı ihracat söz konusu oluyor. Bir kısmını önden peşin alıyor, kalanını mal mukabili gönderiyor ve işte sigorta yapamamış, akreditif kullanamamış pek çok sektör de mecburen bu şekilde çalışmak durumunda kalabiliyor. Bu tür durumlarda kendi takip etti, tükettiği noktada ya da tahsil edemediği noktada bir tahsilat ajansıyla çalışarak süreci ilerletebilir. Ben 16 yıldır firmaların bu yurt dışı vadesi geçmiş alacakları konusunda hizmet veren bir sektördeyim. ARS Danışmanlık Türkiye'nin ilk uluslararası tahsilat ajansı. Tabii bundan 7-8 sene önce yine bu yayınlarda konuşurken biraz daha tanıtıyorduk ama şimdi görüyoruz ki firmalar çok geciktirmeden hani kendi deniyor ama tüketmeden, o uzlaşma diyaloğunu bozmadan aracı bir uzman kuruluşla ilerletmeyi tercih etmeye daha sık başladılar. Peki, yani bu süreç içerisinde siz devreye giriyorsunuz. Sizin süreç nasıl işliyor? Yani tedbir, önce tedbirlerden bahsettik. İşte yapılması gereken deri. Peki o da olmadı, tedbir de alınmadı. Ben sizin kapınızı geldim, çaldım. Benim bir alacağım var dedim. Bu süreci nasıl başlatıyorsunuz siz? Öncelikle evraklara bakıyoruz. Ne gibi borcu gösterir evraklar var? İşte sözleşme var mı karşı tarafla? Ki çoğu firma aman rakibime kaçmasın ya da aman müşteriyi kaybetmeyeyim diye hızlıca siparişe girişebiliyor. Sözleşmeler çok kıymetli. Tabii ki faturalar, sipariş formları, yani o alacağı gösterir ne kadar güçlü belge varsa o dosya da o kadar güçlü demektir bizim için. Yaşına bakıyoruz ve tarihine bakıyoruz. Ne kadar eskiyse bir alacak, tahsil kabiliyeti o kadar düşüyor. Ve bizim hizmet verme modelimiz komisyona tabidir. No recovery, no fee çalıştığımız için tahsilat yoksa masraf yok. O yüzden hizmet bedelimizin belirlendiği bu komisyon oranlarında yaşa bakıyoruz. Ne kadar zamandır tahsil edilmemiş? Kaç yaşında bir alacak bu? Yaş, tutar ve evraklar bizim için çok elzem.
İnceledik, teklifi verdik. Sonra firmayı araştırıyoruz. Yurt dışında 155 ülkede bizimle aynı işi yapan, benzer işi yapan çözüm ortaklarımız var. Öyle mi? 4000'den fazla kişiden oluşan global bir ağdan bahsediyorum. Ve yerel çözüm ortaklarımız borçluyla aynı dili konuşuyor. O ülkenin ticari hukukunu ve mevzuatını daha iyi biliyor. Haliyle borçluya ulaşması, dinlemesi, neden ödenmediğine dair sorunların dinlendikten sonra çözümler üretilmesi noktasında birlikte yürütüyoruz bu süreci. Ve amacımız şu, mahkemeye giderse çok maliyetli, yıllar sürüyor ve garantisi de yok. O evet. yüzden ticaretin de sürdürülebilir olması için hadi gel masaya oturalım, uzlaşma yoluyla yapılandıralım mı, taksitlendirelim mi, indirim mi yapalım, bir çözüm bulalım ki ticarette devam etsin hem de mahkemeyle iki tarafta yıllarca yani uğraşmamış olsun. Şimdi mahkeme sürecine girdiğiniz zaman iç hukuk, yani iki farklı iç hukuk aslında orada devreye giriyor. Ve dolayısıyla bu süreç daha da karmaşık hale gelebilir. Peki yani şimdi süreci başlattınız. İhracat bedellerinin özellikle ülkeye getirilme süreci işte orada önemli. Yani bu ülke ekonomisi açısından da makro çerçeve açısından da önemli. Döviz kazandırıcı bir işlem konusunda. Bunun bir cezai yaptırımı bu süreç içerisinde oluyor mu? Ne dersiniz bu konuda? Vallahi özellikle son iki senede Türk parasını koruma kanunu çerçevesinde 32 sayılı karar diye bilinir. Değişiklikler oluyor ve ihracatçıları biraz daha sıkıştırmaya başladı bu durum. Çünkü ihracat bedellerinin 180 gün içinde ülkeye getirilmesi zorunluluğu, şartı var. Ama borcu var, adımı vermiyor bana. İşte ne olacak? 180 gün değil. Yani 580 gün olmuş mesela alamamış maalesef. Orada bir ek 90 gün süre bankalar vergi dairesine bildirdikten sonra ek 90 gün süre tanınıyor ama bu sürede de eğer yurt dışındaki firma ödemeyi yapmamışsa bir ceza bedeli ödenmesiyle karşılaşabiliyor ihracatçılar. O yüzden hani az önce yaşa da bakıyoruz dedim ya, hem komisyon oranımızın düşmesi hem tahsil kabiliyetinin artması, en önemlisi bu. Tahsil kabiliyetinin yüksek olduğu anda müdahale. Biz devreye girdiğimizde bırakın 180 günü, bazen 90. günde, 100. günde müdahaleyle çözüm şansı artıyor. Ve firmalara da işte bu aldığımız aksiyonlar, borçlu firmayı araştırıyoruz, ihtar gönderildi ya da görüşmeler devam ediyor, bir yapılandırmada mutabakata varıldığı gibi bilgilerin yer aldığı belgelerle en azından bu süreci belgelendirip bu tür cezai durumlarla karşılaşmalarının da önüne geçebiliyor firmalar. Tabii tedbirlerden aslında az önce biraz bahsettik ama ben yine de ihracatçı firmaların özellikle sözleşme kısmını sıklıkla yinelesem de ikinci olarak istihbarat kısmını da açıklamak istiyorum. Çünkü müşteri bulayım, aman işte ihracatımı, satış hedeflerimi tutturayım diye bazen böyle olur olmadık firmaları araştırmadan müşteri portföyüne katma eğilimi görebiliyoruz. Halbuki bu çok önemli bir konu. Çalışacağınız yeni müşteri adaylarını araştırmak ya da mevcut müşterilerinizi belirli aralıklarla araştırmak ki doğru firmalarla ticareti sürdürebilmek. Dört başlık aslında altında toplanabilir. İlki sözleşmeler yapmak. Güçlü evraklar dedik. İkincisi istihbarat ve müşterileri araştırmak, risk yönetimi konusunda gerekli tedbirleri almak. Üçüncüsü marka yatırımı. Ticarette marka gücü yüksek olan tahsilatta da belirleyici olur. Ödeme şekillerini marka gücü yüksek olan belirler. Ben peşin çalışıyorum, ödemeyi almadan göndermeyeceğim diyebilir örneğin. Bunu neye göre diyebilirsiniz? Marka gücünüz. Hizmetiniz, ürününüz iyiyse. Dördüncü olarak da tabii ki sözleşme dedik, istihbarat dedik, marka gücü ve alternatiflerini iyi bilmekten geçiyor. İhracatçılar alacak sigortası mı yapacak, işte akreditifle mi çalışacak, güvene dayalı ticareti tercih edecek ama bir tahsilat ajansıyla mı yol alacak, ARS danışmanlık gibi bu işin zaten öncüsü olan, zaten global bir ağa sahip olan, bu konuda deneyimli firmalardan gecikmeden destek alarak da ilerlenebilir. Tedbir olarak bunları sayabiliriz. Peki, şimdi elbette şu tarafa da biraz değinmek istiyorum. Şimdi Concordato aslında ilanları artıyor. Şu an en ortak sorunlardan bir tanesi bu ki çok tartışıyoruz bunu. Makroekonomik programlarda da tartışıyoruz bu yürütülen
enflasyonla mücadele, para politikasının reel sektöre olan yansıması, borçlu ve alacaklı firmalar bu süreç içerisinde elbette bunu da biraz konuşalım mı? Ne dersiniz, buraya dair bakışınız? Nasıl süreç işliyor bu anlamda da borçlu firma açısından, alacaklı firma açısından? Konkordato ilanları bir tahsilat ajansı olarak bizim için en güçlü verilerden biri. Buradaki artışlara göre piyasanın nabzını yoklayıp insanların ödeme davranışlarını ölçümleme, gelecek olan başvuruları filtreleme gibi alanlarda daha sağlıklı kararlar verebiliyoruz. Ne gördük? İşte 2023'ün ilk 6 ayına kıyasla 2024'ün ilk 6 ayında konkordato ilanlarında yaklaşık %60 bir artış var. Ek bir veri, karşılıksız çekler. Karşılıksız çeklerde özellikle mesela Temmuz ayı verilerine bakınca Temmuz 2023 ve 2024 kıyaslandığında yaklaşık adet bazında %120, tutar TL bazındaysa %250'lik bir artış var. Bunlar hepsi firmaların nakitte kalma, ödemelerini geciktirme. Çünkü yüksek faiz oranları varken neden müşterime, tedarikçime ödeme yapayım, değil mi? Bankada iki gün daha tutsam onun faizi getirisiyle. Bunun gibi alternatif yollara itiyor maalesef. Maalesef. O yüzden hani bu yüksek faiz oranı firmaların ödeme davranışını birazcık bozdu haliyle. Ve bu nakit akışı yaşayan şirketlerin de alacak yönetimine olan ihracat özellikle yapıyorsa, ihracattaki alacak yönetimine olan ihtiyacını da arttırmış durumda. Gecikmeden profesyonel destekle bu süreç yönetilirse firmalar, yabancı firmalar iflas etmeden, alacaklar zaman aşımına uğramadan, dolayısıyla o tahsil kabiliyetini de düşürmeden devreye girmekte fayda var. Öyle bir durumda kapı çalınıyor diyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum Ayşe, Burcu, Arslan, katıldığınız için. Detaylar için diyoruz. ARS Danışmanlık Uluslararası Tahsilat Ajansı kurucusu Ayşe Burcu Arslan'la birlikte bugün özellikle çok önemli bir mevzuyu konuştuk. Bugünlerde reel sektör tarafının en büyük yarası olan yurt dışı alacakları konusunu diyelim ve fokusu noktada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.